Manşete hoş geldiniz. Bugün biraz geciktik. Bilgisayarım çöküp duruyor. Gücümü toparlarsam yenileyeceğim. İsrail'le başlayalım. İsrail-Hamas ya da İsrail-Gazze savaşı. Karikatürü The Times gazetesinden keşif getirdim. Barış pankartı tutanlar nasıl birbirlerini dişliyorlar ve nasıl mücadele ediyorlar ve nasıl birbirlerini yok etme mücadelesi veriyorlar onu gösteriyor. 15 günü geride bıraktı. Savaş ve yakın zamanda da çözülecek gibi görünmüyor. Görünen şey şu, Batı devletleri destek veriyorlar İsrail'e. İsrail'e destek verdikleri için de İsrail devam ediyor, İsrail yürüyor. En önemli destek elbette Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika Birleşik Devletleri demek İsrail demek, İsrail demek Amerika Birleşik Devletleri demek. Şu son 15 günlük süreçte bu görüldü. Genel olarak söylemiyorum elbette, bir tanım yapmıyorum. Taş taş üstünde bırakılmadı Gazze'de. Veriler son 24 saat içinde 327 hava saldırısı olduğuna işaret ediyor. Ama İngiltere Başbakanı hala avam kamerasında konuşurken son cami saldırısı İngiliz istihbaratı baktı değerlendirdi ki Gazze'den atılmış bir füze diyor. Yahu arkadaş, son cami saldırısının üzerinden günler geçti. Onun üzerinden binden fazla ölüm var. Onun üzerinde binlerce hava saldırısı var Gazze'ye. Vurulan kilise var, başka camiler var, sağlık kuruluşları var. Hala bu 5 gün önceki cami saldırısında kaldığı hikaye, hastane saldırısında kaldı, özür dilerim hikaye. İngiliz Başbakanı kendi halkına, kendi milletine şöyleydi böyleydi demeye çalışıyor. Ya onun üzerinden çok geçti. Yani o kadar büyük kayıp var ki bir hastane bombalaması üzerinde bile sadece 24 saat durulabildi. Taş taş üstünde bırakmadılar. Son 24 saatte 320 hava saldırısı olmuş Gazze'ye. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Neredeyse her 5-6 dakikada bir saldırı demek. Yani. Devlet Bahçeli'nin verdiği 24 saatlik süre doldu. 48 saat oldu. Hadi bakalım elinizi tutan mı var? Temel Karamoğlu da destek vermiş. Tabii elinizi tutan mı var deyince gitmiş millet sınıra. Ve Hatay Cilvegözü sınırında işte bu görüntüleri paylaşıyorlar. Anadolu Gençlik Derneği, zannediyorum Saadet Partisi'ne yakın bir dernek, sınırdayız diye de böyle bir video paylaşmış. Bayraklı falan arabalar gitmiş. Ya bunlara böyle sınırı açacaksın, hadi bakalım diyeceksin. Bakalım kaç kilometre gidiyorlar ya da arkalarına bakmadan kaçıyorlar mı? Bir kere sınırda falan değilsiniz. Orası Suriye sınırı. Ve Suriye'den izin alıp da sizin İsrail'e gidebilmeniz Golan Tepeleri üzerinden veya Lübnan üzerinden olanaklı değil. Sadece şov yapıyorsunuz. Keşke bunlara sınırı açsalar yani. İsrail'e gidecekleri yok da keşke sınırı kapıyı açsalar da hadi bakalım buyurun kaç kilometre yürüyün bakalım falan deseler. Sonra gerçekten görülse boyları postları. Neyse işte böyle kılıçlı pozlar falan. Yani Türkiye gibi başka ülke var mıdır? Vardır dünyada. Üçüncü dünya ülkelerinde bakmak lazım ama. Bu kadar kendi kendine gelin güvey olan, böyle kılıçlı, tencereli, tavalı, hamaset, yiğitlik, kahramanlık destanları asıp üfürme ancak kürsülerden, ancak tweetlerle falan. Acayip yani. Vaka o ki Erdoğan 10 gündür yok. 10 gündür halk içine çıkmadı. Sadece 20 ve 22 Ekim, Cuma ve Pazar günleri iki kabulü vardı. O da kendine bağlı hesaplar tarafından fotoğraflı olarak servis edildi. Onun dışında 10 gündür insan içine çıkmadı. Bakalım daha ne kadar böyle devam edecek. Geçtiğimiz Kahire zirvesine de gitmedi. MİT müsteşarı eski yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı gönderdi. Ama o fotoğrafın içerisinde Erdoğan olmak isterdi. Çünkü bu fotoğrafta sadece Dışişleri Bakanları yoktu. İtalya Başbakanı da vardı. Ürdün Kralı görülüyor. İşte Mısır Devlet Başkanı görülüyor. Yunanistan Başbakanı görülüyor. Yani Başbakan, Devlet Başkanı düzeyinde de temsil vardı. Erdoğan böyle fırsatları asla kaçırmaz. Kaçırmadı şimdiye kadar. Ama gerek sağlık durumu, gerekse yurt dışında her şeyin kontrolden çıkması, belli propaganda ekiplerinin ancak belli şeyleri toparlayabilmesi nedeniyle çok fazla yurt dışı seyahat artık tercih etmiyor. Ankara'dan iki kritik karar derken ilki bu. Hamas lideri 7 Ekim'de Türkiye'deymiş. El Monitör'den Fehim Taştekin'e konuşan iki farklı kaynak böyle ifade ediyor. Ve o şükür secdesi görüntülerinin ardından Haniye'nin Türkiye tarafından nazikçe burayı ülkeyi terk etmesinin istendiği söyleniyor. Ve şu anda da Katar'da olduğu ifade ediliyor.
%100 verilerle söylemiyorum ama bağlandığı yerlere Katar'dan bağlandığı söyleniyor. Elbette şu anda bir savaşın içinde olduğu için de güvenlik gerekçeleriyle yeri saklanacak. Fakat Türkiye yalanladı bunu tabii, doğrulamadı. Fakat bu önemli bir bilgi. Zaten Hamas liderliğinin ya da Hamas lideri ve çevresinin o günlerde Türkiye'de olduğuna dair çokça rivayet dolaşıma girdi ama bunun bir delili, ispatı yok. Ancak görenler söyleyebilir veya kaynaklar haber verebilir. Temmuz ayında Sarayda Erdoğan'la görüşmüşlerdi. Zaten olaydan 2-3 ay sonra da hala Türkiye'de olması veya Türkiye'deki rezidansında olması mümkün. Fakat bir organizasyon, Filistin meselesi falan neyse, liderliği itibariyle çok fazla insan içine çıkan bir hali yok. İşte esasen Türkiye liderliği de çok fazla saklamıyor Hamas'la temasını, Haniye ile, İsmail Haniye ile temasını. 22 Ekim Pazar dünkü Milliyet gazetesinde de Haniye ile telefon görüşmesi yaptığına dair bir haber vardı. İlk kritik karar bu. Size anlatacağım Ankara'dan ilk kritik karar bu. Belli ki Türkiye Hamas'la ve Haniye ile isminin yan yana yazılmasını pek fazla istemiyor. Araya mesafe koyuyor. İkinci kritik kararsa İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevki. Rusya'nın işgali, Ukrayna işgali başladığı Şubat 2022'den bu tarafa ayak sürüyordu Türkiye. Bütün uluslararası toplantılarda, ikili görüşmelerde bunu bir şantaj aracı veya bir pazarlık unsuru olarak kullandı. İsveç'in NATO üyeliğini her defasında veto etti. Finlandiya'ya bir sene sonra izin verdi ama İsveç'i hep tuttu. Ve gazeteler falan da yazıp çizdiler. Şu olmadan asla, bu olmadan asla geri adım atmayacağız falan. Orada işte İsveç'te Kur'an yakma eylemleri gündeme geldi. Hatta burada da mevzu etmiştik. İsveç'in NATO'ya girmesini istemeyen İsveç içindeki ayrılıkçı gruplar Kur'an yakarak Türkiye'nin dikkatini çekmeye çalışmışlardı. Böyle şeyler de var. Tamamen politik bir unsur oldu yani. İşin dini, ideolojik unsur olmasının ötesinde. Neticede sessiz, sedasız 7 Ekim İsrail-Gazze, İsrail-Hamas savaşının patlamasından 15 gün sonra sessiz sedasız Türkiye Cumhurbaşkanı İsveç NATO'ya üye olsun dedi. Onca edilen laflar da yutuldu. İsveç'in de Türkiye'nin istediği şartların hiçbirini gerçekleştirdiği yok. Antiparantez. Ne oldu? Ne oldu? Türkiye özellikle Orta Doğu kaynarken ve masada yokken bir kere daha Batı tercihlerini önceledi. Yönünü biraz daha batıya tuttu. Batıya biraz daha yaklaştı ve bunun iki somut göstergesi olarak da 23 Ekim Pazartesi itibariyle bir, Hamas arasına mesafe koydu. İki, İsveç'in NATO üyeliğine evet dedi. Blokajı kaldırdı. Evet, Gazze haritası bu ve artık zannediyorum yeni dönem Gazze haritası böyle şekillenecek. Kuzey Gazze, Güney Gazze diye. Kuzey Gazze tamamen İsrail'in kontrolüne geçecek. Öyle görülüyor. Güney Gazze'ye de işte kuzeyden itilen gruplar güneye yerleşecekler. Vadi Gazze denilen hatta sınır olacak. Yani bu belli ki çizilmiş bir yerlerde ve hayata geçirilmeye çalışılıyor. Ama gerçek bu. Gerçek bebeklerin, gerçek kadınların ölmesi. Burası yetim bebeklerle dolu. Yakıt biterse bebekler ölebilir demiş Şifa Hastanesi doktoru. Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de 7 Ekim'den bu tarafa 5087 kişinin öldürüldüğünü açıklamış. İsrail Savunma Bakanı ise Gazze Harekatı'nın 3 ay sürebileceğini, şimdi 3 ay daha sürerse nereye gidiyor? O arada Mısırlı komedyen Bassem Yusuf'un Talk TV'de, İngiltere'de yayımlanan söyleşisi çok büyük ses getirdi. Türkçe altyazılı olarak da var. Bulup seyredin. Orada diyor ki, İsrail'le uğraşmak narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi bir şey. Seni mahvediyor ve bunun tamamen senin hatan olduğunu düşünmeni sağlıyor. Gaslighting diye bir şey var. Son yıllarda moda oldu. Bir işte psikolojik ne derler sömürü, psikolojik baskı, taciz ve kişiyi özellikle karı koca ilişkilerinde ve sevgili ilişkilerinde, kadın erkek ilişkilerinde daha doğrusu sıkça görülen bir durum bu. Karşı tarafı baskı altında tutuyor ve artık onu suçlu hissettiriyor. Onu hemen her konuda sorumlu hissettiriyor. Bir numaralı sorumlu, bir numaralı suçlu kendi olduğu halde. Bu o yani. Narsist bir psikopatla ilişki içinde olma. Seni mahvediyor. Bunun tamamen senin hatan olduğunu düşünmeni sağlıyor.
kadın erkek arasında olduğunda buna gaslighting deniyor işte. Evet, toplu mezarlar. Bugün bir arkadaşımla konuşuyordum. İngiliz, Cambridge'de yaşıyor. Arkadaşım dediğime bakmayın, 90 yaşında, dedem yaşında yani. Ve nedir dedi sana göre Ukrayna savaşıyla bu Gazze'deki savaş arasındaki fark? Dedim ki herhangi bir fark yok ama görünen fark şu. Bir, orada da masum insanlar ölüyordu, çocuklar ölüyordu. Ateş arasında kalan siviller, kadınlar ölüyordu. Ağırlıklı olarak Rus bombardımanında Ukrayna şehirleri yok oldu, binalar yok oldu ve bir daha hayat orada normale dönmeyecek ölçüde değiştirildi. En temel sonucu buydu ve toplu mezarlara insanlar defnediliyordu, gördük. Şimdi burada da, yani Gazze'de de benzer şeyler oluyor. Ölen insanlar çocuk, ölen insanlar kadın. Fakat orada olan şey şu, ağırlıklı olarak Batı çok büyük bir tepki gösterdi. Çok büyük bir reaksiyon gösterdi. Medyasıyla, siyasetiyle, örgütleriyle ayağa kalktı. Ve Ukrayna Savaşı'nda Rusya aleyhine bir kamuoyu oluştu. Burada o olmadı. Burada enteresan bir şekilde İsrail'in saldırganlığı, İsrail'in sebep olduğu ölümler, katliam, yıkım medyaya bırakıldı. Medya da bunu Ukrayna'daki gibi güçlü işlemiyor ama işliyor, veriyor her şeyi. Fakat Batı başkentleri bu konuda İsrail'in yanında hizalanırken İsrail'in yaptıklarını görmezden geldi. Evet. Böyle bir durum oldu. İsrail Başbakanı parlamentosunda hastane saldırısının İngiliz istihbaratı verilerine dayanarak Gazze tarafından fırlatılan füzeden olduğunu söylüyor hala. Ama o arada onlarca cami, hastane, kilise, uçuruldu, binalar, onları görmezden geliyorlar. Yani bir olayın üzerinde tepinip, o simge oldu ya hastane olayı, hastane olayını Gazze'ye yıkıp devam etmeye çalışıyorlar. Çok tuhaf şeyler oluyor yani. New York Times gazetesi şiddet Gazze'den uzağa da sıçradı, geniş savaş riski oluşturdu demiş. Medya ne yapsın yani, veriyor. İşte New York Times birinci sayfasında açtığı kocaman fotoğrafla Gazze'de kefenlenmiş insanları gösteriyor. Ama Batı başkentleri inadından vazgeçmiyor. Enteresan. Dünyayı ateşe atacak manşetiyle çıkmış gazete Pencere. Netanyahu kararlı. Bu Netanyahu meselesi değil yani. Bu Netanyahu'nun yanında hizalanan Batı meselesi. Eğer Batı böyle hizalanmasaydı Netanyahu adım atamazdı orada. Kendi ülkesinde zorda ve kendi iktidarını korumak ya da kendi haklılığını ispat etmek için Gazze üzerinden bir meşruiyet devşirmeye çalışıyor. Çok net. Binlerce İsrail'in veya Gazze'linin ölmesi umurunda değil bu tür tiranların. Evet, bitirecek tek güç var, Amerika. O da ne derse o. Eğer Amerika yılda 36 milyar dolarlık İsrail'e askeri desteğini sürdürmeye devam ederse, o İsrail devam eder. O 36 milyar dolarlık askeri desteğine, askeri ve savunma harcamaları desteğine 100 milyar dolarlık yeni fon, yeni kaynak aktarmaya çalışıyor Amerika Başkanı. Tabii o arada silah endüstrisi de heyecanlanmış durumda falan. İnsanların ölmesi bir yönüyle satın alınmış durumda. Onun için Amerika demek, İsrail demek, İsrail demek, Amerika demek. Özellikle şu son birkaç haftalık süreçte. Bu konuyu bitirecek tek güç var. Avrupa Birliği falan da değil yani. Protestolar falan bir yere kadar. Amerika, Amerika ne derse o. Amerika arkasından çekildiğinde ne Netanyahu kalır ne de başka bir şey. Ama Amerika olduğu sürece, Amerika mevcut desteğini sürdürdüğü sürece bu devam edecek. Çok net yani. İhsan eli açık enteresan bir konuya parmak basmış. Neden diyor yani Siyonistler, Evangelistler söz konusu olduğunda siyasal Yahudilik, siyasal Musevilik, siyasal Hristiyanlık demezler de Hamas, Taliban söz konusu olduğunda siyasal İslam denir. Evet, düşünelim üzerinde. Telefon ışığında ameliyat. 3 kişi cep telefonuyla ışık tuttu. Doktor yaralıya müdahale etti. Gazze'deki manzara bu. Ve bu anlaşılmadan, bu kavranmadan da karanlıklar aydınlığa çıkmayacak. Bir kere daha ifade edeyim. Batı başkentlerinin inatçı, eski tabirle mütemerrit tutumu, tavrı devam ediyor. Ve maalesef barış için sokağa çıkanlar, eylem yapanlar ya da işte efendim politika yapanlar neyse ancak birbirlerini dişlemekle meşguller. Medyanın
yayınları evet Ukrayna'da savaşındaki gibi güçlü değil ama medyada veriyor elinden geldiğince her şeyi. Ama medyanın yayınları maalesef Batı başkentleri tarafından çok fazla dikkate alınmıyor. Ve belli ki gerek Batı başkentleri gerek Amerika önümüzdeki haftalarda da İsrail'in yanında olmaya devam edecek. Ve ondan dolayı da İsrail Savunma Bakanı biraz evvel ekrana getirmiştim. 3 ay sürecek bir savaştan bahsediyor. Bir savunma bakanlığı yetkilisi veya savunma bakanı 3 ay diyorsa siz onun üzerine daha fazla aylar koyabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.